Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Lineer aktüatör ya da elektrikli piston motor için kendi yapmış olduğum ikinci kontrol panosunu sizlere göstereceğim. Şu şekilde mevcut içerisine koyduğumuz sürücü sistemi var arkadaşlar. Kuluçka çevirme piston motor ya da lineer aktüatör motor olarak burada görmüş olduğunuz sürede bir tane jack'ı var arkadaşlar. Jack'lı sistem bu. Yani şöyle çektiğimizde bu şekilde gösteriyor. Portatif yaptık arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 220 girişi ve cihaz beslemesi var. Buradan şimdi on-off anahtarla piston motorumuzu çalıştıracağız. Şu an çalıştırdık arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz devre MK3722 cihaza uygundur. MK3721 cihaza da uygundur arkadaşlar. Kuluçka makinesinde lineer aktüatör, elektrikli piston motor ya da diğer ismiyle uydu çanak motoru diye geçer. Mevcut yeşil hanedeki gördüğünüz motor. 350 kiloya kadar kaldırma kapasitesi var arkadaşlar. 24 volt DC, 12 volt DC ya da 36 volt DC olarak cihazı ayarlamayı yapabiliyorum. Portatif istediğiniz şekilde oluyor. Bu arada çekimlerimizi evde yaptık. Zamanlayıcı kullanmadım, devre basit olsun diye. O yüzden sizlere göstermek istiyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz jack panomuzun yan tarafındakini kapatıp tekrar tetikleme yaptığımızda, bunu tabii ki Chimico makinalarında da kullanabilirsiniz. MK3722 makinada da kullanabilirsiniz. Bu devre lineer aktüatör elektrikli piston motoru her türlü destekliyor arkadaşlar. İster 12 volt, ister 36 volt, ister 24 volt olarak ayarlama yapabiliyoruz. Evet, görmüş olduğunuz üzere lineer piston motor, elektrikli kuluçka, raf kaldırma veya indirme ya da çevirme diye tabir edilen evet, motorumuzun kendi içerisinde, lineer aktörümüzün kendi içerisinde limit switchleri vardır arkadaşlar. Limit sona dayandığında motorumuz stop edecek. Yeni izleyenler olabilir. Buradaki görmüş olduğunuz jack motor besleme kablosu arkadaşlar, DC voltaj olarak verir. Panomuz 220 uyumludur. 220 ile tetikleme yaptırdığınızda otomatikman piston motorunuzu komut eder. Bunu da Emco arkasındaki altınoğlu engine yumurta çevirme raf çıkışını yaptığınızda üzerindeki zamanlayıcıyı çalışma saniyesi olarak, yani aktif kalma sürecini 2 dakika yapmanız yeterli ya da 1 dakika 20 saniye yapmanız yeterli. Bekleme süresini isterseniz 60 dakika yapabilirsiniz. 60 dakika sonra tekrar tetiklediğinde, biz şöyle manuel olarak tetikliyoruz şimdi. Diyelim ki Emco çevirdik ve kapattı. Ve şimdi tekrar enerji verdi. Devremize, panomuza enerji verdi. Şöyle yeniden gösterelim. Panomuzun içeriği arkadaşlar. Bağlantılar her zaman olduğu gibi. Tabii sigortalı ve güvenli şekilde yapıyoruz. Sonuçta 220'nin giriş ve çıkışlarında kullanıyoruz. Şu şekilde bir de şöyle kapatalım. Eğer rafı tam yumurta koymak istediğinizde, düzeltmek işlemi yapmak istediğinizde bu şekilde durdurma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mevcut panomuzda durdurma butonu da ilaveli. Ama ben şu an manuel olarak sizlere aç kapı yapacağım. Tekrar tetiklediğimizde tabi piston kol geri çekecek. O yüzden 220 tetiklemeyi açma kapama yerine 24 ya da 12 ya da 36 volt DC adaptörden gelen motora giden kablonun, bu motor jackının olduğu yere bir tane aç kapa anahtar bırakıyoruz. Bu anahtar sayesinde kuluçka makinesinin rafını düzeltip yumurtaları koyduktan sonra tekrar zamanlayıcı aktif hale getirebiliyorsunuz. MTK Kuluçka olarak iyi seyirler dilerim. Videolarım devamı için videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız teşekkür ederim.